Şimdi birinci duruşması görülen Eren Eroğlu'nu 11 ay önce Özel Doğa Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Onun birinci duruşması görüldü. Burada Eren Eroğlu'nun arkadaşları, ailesi, annesi, babası, kardeşi, aynı zamanda onlar da adalet arayan iş şahitlerinden, Davut Paşalı aileler, arka sıradakiler, Dizi Seti ailesi, Esenyurtlu aileler ve diğer işçi aileler de Eroğlu ailesine destek vermek için bugün buradalar. Basın açıklamasını Seva arkadaşımız okuyacak ailelerden. Daha sonra da aileye söz vereceğiz. Kendileri konuşacaklar zaten. Buyurun. Basın kuruluşlarına ve kamuoyuna öncelikle iş cinayetleri ve katliamlarında hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün iş cinayetleri, işverenin kazanç hırsı nedeniyle hızlı ve güvenliksiz çalışmaya zorlaması, denetim sorumluluğu olanların ihmalleriyle oluşmakta. 31 Ekim 2013 tarihinde Esenyurt Özel Doğa Hastanesi'nin tabela takma işini yaparken Eren Eroğlu kardeşimiz iş cinayetinde hayatını kaybetti. Birinci duruşması bugün Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Olayın olduğu günden bu yana eksiksiz bütün sorumlular yargılanmalı isteğimiz doğrultusunda adalet arayışımızı sürdürdük. Yüksek gerilim hattı geçen bir arsada yönetmelikte belirtilen kesinlikle girilmeyecek alanı ihlal eden bina inşaatına ruhsat verdiği ve kullanıma izin verdiği için Esenyurt Belediyesi yetkilileri 5 metrelik alanı tapuya şerh etmediği için TİAŞ yetkilileri, bu ihlale rağmen binaya hastane binası ruhsatı verdiği için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve yetkilileri ve gerekli önlemleri, eğitimleri aldırmadan binaya çıkan işveren yetkilileri, TDS Reklam ve Özel Doğa Hastanesi yetkilileri sorumludur. Her fırsatta söyledik, yine söylüyoruz. Eksiksiz bütün sorumlular yargılanmalı. Biz adalet arayan işçi aileleri, başka canların yanmamasını, başka annelerin ve babaların ağlamamasını istiyoruz. Bir araya gelerek bu memleketin geleceği için, işçi sağlığı ve iş güvenliği için, sağlıklı ve güvenli koşullar için, kanun dışı çalışma koşullarını sona erdirmek için davalarımızın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Her gün 5 ila 8 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği topraklarda bir süre sonra unutulacak iş cinayetleri katliam boyutunda yaşanırken nasıl hayat devam eder? Nasıl unutulur hayatını kaybeden işçiler? Kaybettiklerinin acısıyla yanan yürekler nasıl ve hangi güçle kaybettikleri için adalet aramak zorunda kalır? Kaygılarımız ortada ve buradan bilirkişilik yapan uzmanlara, savcılara ve hakimlere sesleniyoruz. İş cinayetinin meydana geldiği olaylarda uzmanlığınızı, bütün sorunların sorumluluklarını ortaya koymak üzere seferber edin. Oranı ne olursa olsun sorumlu olan herkesin ihmalinin olup olmadığı ortaya koyun. Olun. Bizleri bir de sizler yaralamayın. Sizlerin göstermediği özen, biz canı yanmış aileler, adaletsizlik ve yargı sürecinin uzaması, iş cinayetlerinin devam etmesi, denetim ve önlem görevi olanların nezdinde ise ihmalde cesaretlendiricilik olarak geri dönmekte. 3 yıldır haykırıyoruz. İş kazası değil, bu bir cinayet. 3 yıldır haykırıyoruz. Sorumlular yargılansın, adalet istiyoruz. Eren'i unutmadık, unutturmayacağız. Her ayın ilk pazar günü 13'te İstanbul Galatasaray Meydanı'nda tutmaya başladığımız vicdan ve adalet nöbetine devam ediyoruz. 28 Nisan'ın başka ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de iş cinayetlerinde hayatını kaybedenler için anma ve yaz günü ilan edilmesi taleplerimizi yineliyoruz. İş kazası değil, cinayet. İş kazası değil, cinayet. İş kazası değil, cinayet. Bütün sorumlular yargılansın. Bütün sorumlular yargılansın. Bütün sorumlular yargılansın.
Evet, şimdi aileye duruşmanın kendisi ve yargılama süreci konusunda sözü aileye veriyoruz. Önce annesi Nazmiye Hanım'ı. Öncelikle yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Benim söyleyeceklerimi Sema arkadaşımız zaten söyledi. Bizim yüreğimiz birbirimizin içinden sözler. Umarım bundan sonra hiçbir kazalar, cinayetler olmasın dedim. Teşekkür ederim. Ben de Eren'in arkadaşlarına başta olmak üzere Birimut Derneği'ne Merber Bey'e çok teşekkür ediyorum yanımızda olduğunuz için. Hani söylenecek başka bir şey yok. Elbette adalet yerini bulacak ama bu hemen olmayacak. İşte diğer ailelerin mahkemelerinde olduğu gibi Eren'in mahkemesine de geldik. Buradaki taleplerimiz hep aynı. Tüm sorumlular yargılansın. Tüm sorumlular yargılanmadığı müddetçe iş cinayetlerinin sonu gelmeyecek. Bu yüzden biz bütün iş cinayetlerinde bütün sorumlular yargılansın diyoruz. Bu yüzden de sadece işveren kuruluşlarıyla ilgili değil, diğer kamu kuruluşlarının da yargılanması talebini mahkemede öne sürdük. Çünkü bu kurumlar denetim görevini yerine getirmedikleri müddetçe ve yasalara uygun şekilde işlerini yapmadıkları müddetçe iş cinayetleri devam edecek. Bunların son bulması için bütün bu kamu yöneticilerinin yargılanmaları gerekiyor. Yargılanmaları için izin çıkması gerekiyor. Talebimiz budur. Ve bilir kişilerden de yazdıkları raporlarda daha adil ve akademik kurallara uygun bir şekilde yazmalarını, hep işveren tarafını kollamamalarını talep ediyoruz. Bilirkişi raporunda TİH burada 5 metre, yüksek gerilim hatlarında 5 metre girilmeyecek mesafe var. Bu mesafeye bina yükseltilerek 2,5 metre içeri girmiş. Dolayısıyla da TİH tapuya şerh vermesi lazım. Orası irtifak alanı ve koruma alanı diye. Yani belediye, ruhsat veren belediye o 5 metrenin içine girmeyecek biçimde projeyi sınırlaması lazım ve ruhsat vermemesi lazım. Devamında da kullanıma geçmeden önce hastane olduğu için de İl Sağlık Müdürlüğü ruhsat veriyor ayrıca belediyenin dışında. Yani kullanma izin belgesini hastaneye veren de İl Sağlık Müdürlüğü, onun teknik komisyonu var. Onun da yüksek gerilimdeki ihlali görerek dolayısıyla da buraya hastane ruhsatını vermemesi lazım. Yani 4 tane kurumun sorumluluğu raporda izafeten geçtiği halde bunlar hakkında ne bir suç duyurusu var ne bir iddianame düzenlenmiş. Bugün duruşmada da aile de vekilleri de bütün bunları beyan ettiler. Gerek açıklamaya katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz herkese. Etkinliğimiz burada bitmiştir.